بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. صلوا على رسولنا محمد. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا وقرة اعيننا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والتمرات وبشر الصابرين. صدق الله العظيم. مولاة على كلة لدنيا Hoşlandığı, razı olduğu tüm güzelliklerinden bizleri ayırmasın. Hepimize başarılar nasip etsin. Cuma-i Şerifimiz ayrı ve mübarek etsin. Mevla hepinizden razı olsun. Elhamdülillah. Mevlam sıhhatimizi verdi. Afiyetimizi verdi. Cuma-i Şerif'e gelmemize vesile oldu. ikram etti. Gelebildik elhamdülillah. Kimseye muhtaç olmadan, kimsenin eline düş bakmadan ne yaptı? Gelebildik. Bundan büyük nimet olur mu? Olmaz. Büyük nimet. Her yerde olabilirdin. Allah muhafaza etsin. Sabahleyin kalkmayabilirdin. 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 Hiç işimize gelmiyor bu işler bizim. Bir bakmışsın. Bu sabah kalkmıyordun ya. Hadi bakalım. Ne olmuş? Ya falanca var ya. He falanca bu sabah kalkamadı ya. He öyle mi? Allah Allah. Akşam da görüşmüştük filan. Akşam da görüşmüştük filan. Yok tamam işte hemen alışıyor. İki kelime yok. Üçüncü kelimesi bitti artık. Akşam da görüşmüştük filan. Tamam bu kadar işte. İyi adam diye fena değildi de filan da filan tak hadi bakalım. O yüzden güzel insanlar, kıymetli insanlar elhamdülillah Mevla Teala vermiş olduğu nimetleri Bize görmek ister. Bizim de ne yapmamız lazım? Bu konuda şükür kabiliyetimizi artırmamız lazım. Allah'ım teşekkür kabiliyetini artıranlardan da hepimize ikram etsin. İhsan edilsin inşallah. Evet, netice itibariyle ne yaptık? Gelebildik elhamdülillah. E şükredeceğiz. E bununla beraber bir fırsat daha bize doğdu şimdi. Ne fırsatı? Geçen cumada da gelmiştik elhamdülillah. Bu cumada da buradayız. İki cuma arasında yapmış olduğumuz hatalar varsa affedilecek. Affedilecek. O da Allah'ın bize büyük bir ikramı. Bak geçen cuma buradaydık. Bu hafta da buradayız elhamdülillah. Demek ki iki cuma arasındaki günahlarımız da affedilecek. Affet. Bu da büyük bir nimet. E bununla beraber bir de gerçekten anlatılan vaaz nasihatlerde eksiklerimiz varsa onları tamamlama fırsatımız var. Ne fırsatımız var şimdi bizim? Demek ne eksiğimiz var? O anlatılıyor diye. Heh, o zaman ne yapacağız? O eksiğimizden de vazgeçmeye niyet edeceğiz, kararlı olacağız. Rabbim o eksikliğimizi de inşallah tamamlatacak bize ve bir fırsat daha elimize geçmiş oldu. Yani hayatı her anını kendimiz için fırsat bileceğiz, ganimet bileceğiz, Allah'ın ikramı bileceğiz. Kendimizi toparlayacağız. Rabbimiz huzuruna başarılı gideceğiz. İnşallah deseniz ya. Niyetiniz yok siz gitmeye. Hoca bunu ya, dünya güzel ya. Evet ahireti kazanıyorsan güzel. Eğer gerçekten dünyada ahireti kazanıyorsan yani ahiretin tarlası olarak güzel ekiyorsan dünya hakikaten güzel. Ama Allah muhafaza etsin ahirette vebalini artıracak şeylerle. Yani tarlaya diken ekiyorsan diken eğer diken ekiyorsan işin zor. O yüzden ne yapalım biz? Gelin tarlamızı inşallah ahiret tarlamız olan bu dünyayı Allah'ın razı olduğu, hoşlandığı, beğendiği şeylerle ekelim ki ahirette mutlu olalım, memnun olalım, mesrur olalım, sevişli olalım yani. İnşallah. Peki hocam ne yapacağız? Şimdi bakın bize bu konuda birkaç edep öğretiyor. Mustafa Esmer'e büyük şey efendi. Büyük insanlar büyük ifadeler kullanır. Birkaç tane edep öğretiyor. İnşallah başaracağız. İnşallah. Ne yapacakmışız? Bak bir. Ve kimseyi gad etme sabret. Seni demişse afit nefsi kahret. Umuri hakka terk et sadri mahret. Kanaat mevcudak ol fakri fakri fakrit. Ümidi hakka tutak gidelim. Cemal-i Aşağı yukarı burada dört beş tane edep var. Kaç tane. Bakalım hangisini yapıyoruz? Hepsi yapacağız Allah'ın izniyle. Rabbim başarmayı nasip etsin. Birincisi, varadan kimseyi hitme sabred. Bir defa kimseye arkadaşından arkasından çekiştirme. Kimseye suizanla bakma. Onun dedikodusunu yapma. Rabbim başarmayı nasip etsin. Kimsenin. Sen ne yapacaksın başkasının dedikodusuna dalmışın gidiyorsun. Ne işin var senin ya? Sen kendi eksiklerine bak. Kendi eksiklerini tamamla. Kendi hatanı tamamla. Allah'a vermiş olduğun sözlerine getirmeye çalış. Mevla Teala senden beklemiş, beklemiş olduğu ibadetleri ne yap? Hayata geçir. Efendi Hazretlerimizin hoş bir ifadesi var. Bütün ifadeler hoşdur da. Buyuruyor ki Efendi Hazretlerimiz. Sen diyor nefsini diyor ibadetlerle meşgul et ki anlayamadım söyle bakayım İbadet. nefsini nefsini ne yapacaksın İbadet. ibadetlerle meşgul et ki nefis boş şeylerle meşgul etmesin sen nefsini çünkü ibadetlerle meşgul ne yapmasan İbadet. etmezsen o nefisini alır boş işlerle boş şeylerle meşgul eder ediyor mu etmiyor mu ya. Alıyor seni. Hiç. Boş boş işlerle meşgul ediyor. Allah hepimizi muhafaza etsin. Dikkat etin inşallah. Çünkü sen çünkü ne yapmıyorsun? Nefsini meşgul etmiyorsun. Eğer nefsini meşgul etmezsen sen mesela bir, sen bir örnek. Hemen bir örnek vereyim size. Şimdi cuma saatine kaç dakika var? 20 dakika var. Hey, teşkil söylemesin. O 20 dakika var. Niye erken gelmişiz biden. Öyle düşünmeyin ya. Ayıp ya. Şimdi kaç dakika var? 20 dakika var. Heh. Şimdi geldin. Nefsini ne yaptın? Geldin buraya sohbete. Buradaki sohbetle meşgul etmeye ne yapıyorsun? Mücadele veriyorsun. Doğru mu? Gelme sen ne yapacaksın? Boş bir şeyle meşgul olacaksın. Bak gördün mü sen nefsini meşgul ettin. O seni meşgul ne yapamadı. Edemedi. Ama eğer sen nefsini bu ibadetlerle, sohbetlerle meşgul etmemiş olsaydın, o ne yapacaktı seni? O da seni kendine göre çevirecekti. Rabbim o yüzden hepimizi muhafaza etsin. Dikkat edeceğiz inşallah. Allah Allah. Demek ki güzel insanlar, kıymetli insanlar birinci edep, birinci edep ney? Kimseyi arkasında ne yapacağız? Kıymetini, dedikodusunu iftira. Asla böyle ifadelerle Kimse hakkında kötü konuşmayacağız inşallah. Sabret. Sabredeceğiz. Nasıl sabredeceğiz? Yani dilimi ağzımızdan çıkanı kulağımız duyacak. Konuştun. Sağ taraftaki melekler tarafından mı yazılıyor? Soldakiler tarafından mı yazılıyor? Bakacaksın. Şimdi bir şey konuşacaksın. <laughs> ben size bir söyleyeyim, Yemin ediyorum bir takip etseniz sonra hiç konuşamayacaksınız. Hep böyle. Tam konuşacaksın. Niye? Bakacaksın ki konuşacağımız sol taraf yazacak. Bir dakika diyeceksin. Tak. Ya. O yüzden Rabbim inşallah devamlı sağ taraftaki melekleri çalıştırmaya bir inşallah. Yoksa sol taraf devamlı çalışır Allah muhafaza etsin. Var ya, mahcup oluruz ya. Rabbim kayırsın bizi inşallah. Demek ki kıymetli cemaat nefsimizi ne yapacağız? Muhafaza edeceğiz. Kimsenin hakkında aleyhinde konuşmayacağız. Kimseye sataşmayacağız. Ondan sonra te seni de misafetle sikaret. Bak ikinci ifade. Ama hocam ben onun hakkında konuşuyorum. Niye konuşuyorum biliyor musun? Niye? O beni kötülüyor diye konuşuyorum. O benim hakkında konuşuyor diye konuş Zaten senin hakkında konuşmuyorsa hiç konuşma. Senin hakkında yapmıyorsa konuşmuyorsa hiç konuşma. Senin hakkında konuşuyorsa zaten sen konuşmayacaksın. Seni kötülüğü diye halde konuşmayacaksın. Senin hakkında dedikodu yaptığı halde konuşmayacaksın. Nasıl tarif ettim siz Allah'ın izniyle? İnşallah öyle olacağız. İnşallah. Olsun. Bak İmam-ı Azam Hazretlerimiz ne yaparmış? Kendisi hakkında biri konuştuğu zaman gidermiş ona hediye götürürmüş. Gül götürürmüş, birine hediye getirir Niye? Teşekkür ederim dermiş ya. Adam da şaşırıyor tabii. Niye efendim teşekkür ediyorsunuz? Günahlarımı almışsın dermiş. Benim günahlarımı ne yapacaktım ben düşünüyordum. Siz almışsınız. Siz de Allah razı olsun. Olur böyle şey. Bilmem ne. <laughs> ne olacak adam? Konuşmuş ya hakkında. Almış üzerinden biraz günah istemiyor musun ya? Günahlarını biraz almış. Biraz günahları almış ya. Daha işte rahatlamadım biraz. Hiç olmaz içindir ya. Olur mu hocam? Benim hakkımda nasıl konuşur? Bilmem ne yapar. Ya bir şey olmaz ya. iyilik yapmış adam sana ya. Rabbim muhafaza etsin. Ama onda günahkar olsun istemeyiz. Kimse günahkar olması, olsun istemeyiz ama netice itibariyle olayı da bu şekilde düşündüğünde bakacaksın ki Senin hakkında kuzun. Efendi Hazretleri buyuruyor ki Rata Salah'ın Çok önemli bir ifade. Nedir o ifade? Buyuruyor ki bir insan diyor senin hakkında konuştuğunda diyor. Ne yaptın da? Hemen diyor adama kızma diyor. Ne yap? Kendine bir bak. Ne yap kendine? Bir bak. Bu konuşulan bende var mı? Eğer konuşulan sende varsa Rabbine hemen yönel ya Rabbi özür diliyorum der ya. Bak bu konuşulan bende olduğundan dolayı insanları yanlış örnek olmuşum. Onları yanlış konuşturmuşum. Özür dilerim ya Rabbi de kazan. Kazanır mısın kazanmaz mısın? Kazanırsın ya. Ama konuşan, konuşulan şey sende yok. Konuşulan şey sende ne? Yok. Rabbine teşekkür et ya Rabbi. Teşekkür ederim ya Rabbi ya. Bak benim hakkımda böyle beni konuşuyorlar ama bu konuşulan şey bende yok. O yüzden ya Rabbi sana teşekkür ediyorum. İyi ki bunda bende yok. Aman ne halleri varsa görsün. Yine kazanır mısın? Yine kazanırsın. Bak iki türlü de kazanıyorsun. O yüzden Rabbim bize inşallah hep kazananlardan kazanma kabiliyetini ikram etsin inşallah. Yoksa o benim hakkımda konuştu. O bana iki tane söyledi. Ben o üç tane söylediğim. Ne oldu? Sen bir derece zalimsin. O iki yaptı. Sen üç yaptın. Ne oldu sen şimdi? Sen bir derece öne geçtin. Bak zalimlikte. Ama o yapmasını ben yapmayacaktım. Yok. Yok. Rabbim muhafaza etsin. Bir de kulağa açılmışken söyleyeyim. Güzel insanlar, kıymetli insanlar. Çünkü çok bu sorulan sorulardan bir tanesi. Bu akşamlar özellikle bu kanalda konuşmalarımıza çok soru bu konu geliyor. Bir adam kötü olabilir. Ne olabilir bu adam? Onun kötülüğünü kabul etmeyebilirsin. Etmeyeceksin zaten. Kötülüğünü ne yapmayacaksın? Ama bu adam kötü diye bu adama kalkıp da ağzından çirkin ifadeler söyle ifadeleri bilmem neler bir mümine ne yapmaz? Kısmaz kardeş. Ama hocam bu adam bir işte şey zındık. Bu adam kafir. Bu adam bilmem ne Müslümanlara saldırmış. Doğru. Doğru. Bunlar kesinlikle ne yapıma kabul edilmez. Ama bunlar kabul edilmiyor diye de adama kalkıp da ne yapamıyorsun sen? Küfür edeyim. Rabbim bizi muhafaza etsin. Çünkü Müslüman ağzına bu ne yapılmaz? Rabbim kafirlere bakmıyor. Müslümanlara bakıyor. Yani bize bakıyor ya. Bakıyor kulumun ağzından neler çıkacak ya. Hangi ifadeler çıkacak. Ne kullanacak kulum ya. O yüzden dikkat etsin inşallah. İnşallah ya. Niyetiniz yoksun herhalde. Demek ki güzel insanlar, kıymetli insanlar birinci derecede Kimse hakkında aleyhinde dedikodu gıybet yapmıyoruz, iftira atmıyoruz, uzak duruyoruz, ediyoruz. İki, bizi kötüleseler dahi, bizim aleyhimiz olsalar dahi yine nefsimizi kahrediyoruz. Nefsimizi muhafaza ediyoruz. Nefsi diyoruz ki dur diyor, dur. O kötülese de o benim günahlarımı almıştır. O yüzden dolayı bizim ona hediye götürmemiz lazım. Hiç ne yapma? Yalandan sağa sola oynama. Bak adam senin aleyhinde konuşmuş, günahını almış. Dese ki gelsin sana ya günahını bana yüklesen, hoşuna gider. Günahlarını mı alacak ne güzel dersin. E, almış işte zaten. O yüzden ne yapma sen? Tekrar yeni bir günaha düşme. Allah hepimizi muhafaza etsin. Devam ediyor. Üçüncü edep. Umuri hakkı terk et sadri mahret. İşlerini de dünyalık işlerini, ahiretlik işlerini, her şeyini Mevla Teala'nın emriyle onun ona teslimiyetle Rabbini gözeterek Rabbinin rızası uygun şekilde ne yap? Takip et ki gönlün geniş olsun. Sen eğer takip etmiş olduğun iş Rabbinin razı olduğu, Rabbinin memnun olduğu, Rabbini memnun edecek amellerle beraber yaparsan o zaman ne olursun? Gönlün rahat olur. Niye? Rabbim beni görüyor. Ben de Rabbim'in istediği gibi yaptım. Rabbim benden memnun olsun diye yaptım. Rabbim'in rızası kazanmak için yaptım. Olay budur. Olay bitmiştir. Şimdi böyle olsa bir insanın kalbi, gönlü geniş olur mu? Olur. Niye? Bilerek ne? Bile bile. Allah'ım ne istiyorsa ben o şekilde yaptım. Rabbim razı olsun diye yaptım. Bitmiştir. Başına sıkıntı da gelse ne yapmazsın? Yine üzülmezsin. Çünkü Rabbim bunu böyle takdir etmiştir dersin. Ama sen ticaretinde, evliliğinde veya buna benzer nice şeylerinde he, ondan sonra Rabbine müracaatla Allah'ın emirlerine uygun şekilde yapmazsın. Ondan sonra dersin ki ya başımıza ne işler geldi? Az bile geldi. Rabbim hepimizi kurtarsın inşallah. Rabbim muhafaza etsin. Gire diyor akşam bir telefon, bir şey daha mesaj daha. Mesajda şu söylüyor. Dikkat et. Hocam diyor iki ay önce evlendim diyor. Bu kadın diyor değişik çıktı diyor. Bence yemin ediyorum dedi bak söyledim ona da söyledim. Yemin ediyorum o kadın dedim yanlış çıkmadı. dedim. Sen yanlış sen, sen şaşırmışsın dedim. İki, ay i̇ki ayda iki no, ayda ne, değişti? Demek ki daha önce ne yapmadın sen bunun? incelemesini araştırmasını, takibini ne yapmadın? Yapmadın. Sen Allah ve Resulüne uygun bir şekilde takip etmedin. Sen gerçekten Allah ve Resulü'nün takip etseydin, o samimiyetleri baksaydın, bunlar senin başına ne yapmazdı, gelmezdi. Olmayacak olumsuzluktan bahsediyor. İki ayda bir insan değişmez. Yeni evlenmiş bir insan iki ayda değişir mi? Değişmez kardeşim. Kimse kendini kandırmasın. Ama demek ki daha önce böyle değil vardı, alışkanlıkları vardı. Sen ama ne yaptın? Onları görmemesinden geldi. Çünkü tanışma yerim belli. Tabii yine geçen haftanın sorusu. Hocam internetlerden diyor evlenebilir miyim ben diyor. internetlerden i̇nternetlerde evlenirim ya. Adam internette evlenirse böyle olsun işte. Ya hiçbir internette sen gördüm, mü hiçbir sosyal medyada. Bir adam çıkmış ben var ya, kötü bir adamım. Kalitesiz bir adamım. Bir bir adamım. Şöyle bir adamım. Der mi adam ya? Hem kendisi çakmaya çalışacak. Çak 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 çak. <laughs> Ondan sonra Hadi bakalım. Bayan da olsa o da çakmaya çalışacak. Onlar hadi bakalım ne oldu? Ya işte anlaşamadık iki ay sonra değişik çıktı bugün. Ya yok be kardeşim. Hiç değişik mi hiç çıkmadı. O de, öyleydi zaten. Sen öyle almışsın onu ama şimdi sen değiştin. Sen değiştin. Rabbim hepimiz muhafaza etsin. Demek ki arkadaşlar o zaman ne yapacağız? Umuru hakkı terk edeceksin. Yani Allah'ın razı olduğu emirlere, Allah'ın beğendiği şekillere dikkat edeceksin ki o zaman gönlün geniş olur. Rahat olursun, huzurlu olursun. Bunu Mevla Teala tarif ediyor. Eğer diyor nikah da yapacaksan çocuğuna kendine fark etmez. Onu da söyleyeceğim şimdi. Aklıma geldi. Neyse. Diyor ki dikkat et, Yapacaksan ne yapıyor Efendimiz tarif ediyor. Bak ne tarif ediyor? Güzelliği için. Bir kadın niçin nikahlanırmış? Güzelliği için. Malı için. Anlayamadın değil. Soyu için. Kaç oldu? Bir de dini için. Ama diyor Efendimiz siz diyor dini güzel olanı seçin ki eliniz bereketli olsun. Toprak olmasın yani bereketli olmasın. Sen şimdi gittin güzelliğe vuruldun. Hiç din bakmadın. E, güzelliğe vuruldun din bakmadın ama bu sefer ne oldu? Diyor ki ya bu değişikmiş. Değişik değil. Sen dine bakmadın ki kardeşim ya. Nereye baktın? Güzelliğe. Güzelliğe baktın. Ondan sonra gümledin. Ondan sonra malı için. Özellikle kadınlarda, kızlarda oluyor. O zengin aile. Tamam. Kün. Devam. Tamam. Ondan sonra ne oldu? Ya bu banyo yapmıyor, şunu yapmıyor, bunu yapmıyor. E mübarek. Sen bunun malına baktın. Para var mı, pul var mı? Makam var mı, servet var mı? Rahat edecekti, rahat. E, ne oldu? Ya işte bu değişik çıktı. Bunun itikadı bozuk, niyeti bozuk, hareketleri bozuk. E gördün mü sen? Sen dini güzel öyle seçtin mi? Seçmedin. E soy. Dedi ki falanca soydan bilmem neden filan falan. Ya bırak bu işleri be kardeşim. Makam sahibinin bilmem neyi kısı filan falan. Ne oldu? Ondan sonra da seni beğenmemeye başladı. Beğenmeme başladı. sen çabulcuymuşsun ya diyor sana. O yüzden güzel insan, kıymetli insan. Bak tarif ediliyor. Kime göre ne yapacaksın, nikah yapacaksın? Peygamber tarifine, Allah'ın Celle Celaluhu'nun öğretmiş olduğu peygambere, öğretmiş olduğu tarife göre hareket edeceksin. Dini güzel olanı seçeceksin ki, iki ay sonra kalkıp da ne yapacaksın? Ya ne oldu ya demeyeceksin. Rabbim hepimizi muhafaza etsin. Evet. Tek, evet, ümmure hakka terk et Demek ki arkadaşlar işlerimizi Allah'a ısmarlayacağız. Allah'ın razı olduğu bir hareket edeceğiz. Mevla memnun oldu bu da gönlümüz ne olur? Geniş olur. Rabbim başarmaya nasip etsin. Çünkü Allah'la iş kolay. Rabbimiz işleymiş işte arkadaşlar. Rabbim senin kalbine bir genişlik verdi mi? Daha sonra kimse darlık verebilir mi? Veremez. Ama Rabbim senin kalbine genişlik vermedi mi? Sana dünya gelse, genişlik vermeye kalksa genişlik olur mu? Olmaz. O yüzden Rabbimle yürüyeceğiz inşallah. Kanaat mevcude kıl. Bu da çok önemli. Bu da çok önemli. Var olanla yetin diyor be. Ya var olanla yetin ya. Gözün doyusun Allah rızası için ya. Rabbim başarmayı nasip etsin. Ne yetinecekmişiz? Var olanla yetin ya. Ne verdi Rabbim? Ona teşekkür et ya. Herkes ya. Başından aşağı ta taş mı yolluyor, Yok. Bomba mı yoğuyor? Yok. Ondan sonra başından yaşa şu mu yok, yok bilmem ne yok 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 her şey tıkırında. E ee, yemek o veya böyle bir şeyler buluyormuş buluyorsun? E ee, ya Allah rızası için varlığında var olanla da yetinme kardeşim ya. Hala isyan, hala isyan, hala isyan. O yetmiyor, bu yetmiyor sana hiçbir şey etmez. Seni ancak gözünü toprak doyurur. Sizi tenzih ederim, söylediğiniz sizden Allah'ın izniyle. İnşallah desenize ya. <laughs> ne bileyim. İlk aldınız yani. Onu almayın ya. Biz doyarız Allah'ınızla. Her için. Kanaat ederiz Allah'ınızla. Ne varsa onunla yetineceğiz. Şikayetçi olmayacağız. Bir şey Ya düşünsene sıhhatini hafifletin her şeyin yerinde ya. Düşünsene her şeyin olabilir ama Allah sana sıhhat vermese ne yapacaksın ya? Her şeyi ne yapacaksın bu sefer ya? O yüzden güzel insan hakimi ne olur ya rica ediyorum. Bak. Çok ciddi bir şekilde nankörlük var. Git bak kime gidersen git. Nasıl durup Perişanız. Ölüyoruz. Bilmez. Nasıl ölüyorsun? Ya? Ölmüyorsun işte. İşaretlisin ya. Geldin işte. Açlıktan öl ölmüyorsun be kardeşim. Öyle veya böyle bu dev devran dönüyor be kardeşim. Ama bu dönerken ne olur şükrederek ne devam et ya. Allah artıracak diye söz veriyor ya. Şükretsek Allah artıracak ya. Bak gitme esnafa Allah rızası için ya bir deneyin ya. Ya bir deneyin ne oldu bu hafta bir deneyin. Lütfen ya. Git birine. Arkadaş şu para Ne haber kardeş? Selamun aleyküm. Alem. Ne var ne yok? Nasıl işler falan? Bir Ölüyor. Gidiyor. Ya deme öyle be kardeşim ya. Elhamdülillah de ya. Şükürler olsun Rabbime. Bak. Çorbamız kaynıyor. Her şeyimiz bir tıkırında. Güzel bir şekilde elhamdülillah yürüyoruz be. Böyle de ya. Olur mu? Ölüyorum gidiyorum. Hocam öyle dersen borç ister. Bak şimdi. Gördün kafaya bak Gördün mü kafayı? Rabbim bu yolda bizlere muhafaza etsin. Dikkat edeceğiz inşallah. Ama bir bak bir kontrol et kendini. Bir bak. Bir bak ya. Bak göreceksin ki şükür unutulmuş. Hep şikayetlenme mantığı. Hep şikayetlenme mantığı. Hep şikayetlenme mantığı. Böyle bir alışkanlık oldu arkadaşlar. Kusura bakmayın yanlış anlaşılmasın ama ondan dolayı da bu sefer Mevla diyor ki kulum buyur ya Rabbi. Siz devamlı şikayetlenme mantığında mısınız? Evet ya böyle o durumdayız. O zaman biraz daha devam edin bakalım. Çünkü Mevla öyle in kefartum inne azabı leşedid buyuruyor. Eğer nankör olursanız, halinizi şükretmezseniz, eğer verilen nimetlere kanaat etmezseniz diyor Mevla daha şiddetli azabım var. Daha şiddetli, daha sıkıntı, daha sıkıntı, daha sıkıntı gelecek diyor Mevla. Rabbim hepimizi muhafaza etsin. Amin. Dikkat edeceğiz inşallah. inşallah. Evet. Sonra devam ediyor. Fakri fakrit. Diyor diyor. Fakirlikle de övünüyor Fakirlikle övün diyor be. Çünkü senin peygamberin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem saltanatı değil fakirliği te seçmiştir ya. Ve dine de en mükemmel şekilde o hizmet etmiştir. Yani fakirlikle hizmet edilmez manasında değil bu arkadaşlar. O yüzden diyor gel diyor fakirlikle övün be. Şimdi nerede fakirlikle övünmek mümkün mü öyle şey mi olur ya? Millet hep neyle? arabalarıyla, binalarıyla, şunlarıyla, bunlarıyla, mal varlığıyla onlarla övmenin derdinde. Evlatlarıyla, servetiyle o şu yuvar bu yuvar bilmem ne desinler diye falanca makam sahibi olmuş, filanca makam sahibi olmuş ifadeleri yürüsün diye bir bakmışsın onların onlarla övme derdine düşmüş millet. Rabbime bizi kurtarsın. Millet derken yani biz ha yanlış anlaşılmasın yani. Ya kimse kendini kandırmasın yani. Hocam hiç mi bu canlı hiç mi istenmez istenir iki şekilde. kaç şekilde istenilmiş? Bir şekilde. İki şekilde istenme var ya bir tanesi başka. İki şekilde bir tanesi başka bir tanesi. Hocam be. E, isten, Şunu için istenir diyor. Efendimiz diyor. Bak. Niçin? Allah bir kula mal vermiş. Ne vermiş? Ama o kulda o malı Allah yolunda harcıyor. Sen de diyorsun ki ya bende de böyle bir mal olsa da Böyle bir zenginlik olsa da, böyle bir imkan olsa da ben de bunu Allah yolunda harcasam be. Nasıl tarif ettim sizi? <laughs> Hoca güzelmiş ya bu. <laughs> Yemin ediyorum sen var ya, hiç kusura bakma. Malı bulursun. Bak canlıyı bulursun. Onlar başlarsın. Hoca tamam da bir ev alalım da artık. E, tabii kiradaydı ev alman lazım. Hoca arabada mı almayayım? E tabii arabada alman lazım. Hoca bir yazlık olmasın mı? Ya, tabii yazın olması lazım. Hoca işte işte evlenmem lazım. Bir de o değil mi? E tabii onu da alman lazım. Sonra hani bulduğun zaman Allah yolunu arayacaktın. Ona özeniyordun ya. E o kırıntıdan veriyorsun kırıntı kırıntı. Kırıntıdan veriyorum olmaz mı öyle? Ya. İsteyene kadar üzerinde duruyorum. İsteyene gelene kadar gelene kadar o sağlam niyet Geldikten sonra oynamaya başladı. Hemen başlıyor. Rabbim hepimizi bizim etsin. Ya. O yüzden güzel insanlar kıymetli. Yapmayalım. Fakirlikle dövünme kabiliyeti. Çok zor be. Çok zor. Çok uzağız. Çok uzaz ya. Hesabım kolay olacak. Hesabım kolay olacak. Ahirette zenginden. Ama yok yok. Yok. Sadece ifade. Zengin bir zenginden imanlı bir zenginden kendi de imanlı olmasa bile zenginden 500 yıl önce cennete gireceğim. Kaç yıl? 500 yıl ya. Önce cennete gireceğim ya. Aslında normal şartlarda dese ki ya sen falancadan 500 yıl önce cennete girmek ister misin? İsterim hocam dersin. Ama fakirlikle övünmen lazım. Fakirliği sevmen lazım. Fakirlikten şikayetçi olmaman lazım. Orayı karıştırma. Ha, gördün mü sen ya? O yüzden Rabbim bize bu işin samimiyetini, ciddiyetini hakkıyla anlamaya bir bize ikram edesin. İhsan edesin inşallah. Başaracağız inşallah. inşallah. Ne zaman? En kısa, zaman. En kısa zamanda. <laughs> Allah başarmayı etsin. Ümidi hakka tut hakka gidelim. Cemali geldi Gel diyor ümidini hakka tut diyor. Gel Mevla'ya ümidini tut. Yani Mevla ile yürü. Yapmış olduğun bütün işlerinde, bütün amellerinde, bütün hareketlerinde. Mevla Teala'yı memnun et. Oturmanda, katmanda Mevla Teala'yı memnun et. Alışverişlerinde, çocuk yetiştirmende, ev hayatında Mevla'yı memnun et. Mevla'yı memnun edersen Rabbim de seni memnun eder. Ya kendi kendine sor Allah rızası için ya. Sen şimdi bir baba olarak baba merhametiyle beraber diyor. Dikkat et ifademe. Baba merhametiyle beraber evladın. Evladın seni memnun ediyor. Razı ediyor. Ne dersen kabul ediyor. Sen o evladını memnun eder misin? Etmiyorsan zaten sende, sende değişiklik var. Adam ne Sen tamam diyor baba işte bir baba olarak Yapılması gereken evlat konusunda evladın ne dersen tamam diyor. Sen bir baba olarak evladını memnun ettiğin halde Rabbim ya kainatın sahibi Hazreti Allah. Bize sonsuz nimetle veren Rabbimi memnun edeceksin. Rabbim seni memnun etmez mi ya? Yapma bak kardeşim düşün Allah rızası için ya biraz. Senin merhametinden ne olur? Senin baba merhametinden ne olur? Senin anne merhametinden ne olur? Sen abi kardeş Muhammed bin ne olur? Rabbimin merhameti karşısında senin merhametin sıfırdır hiçbir şey değildir ya. Sen Mevla'yı memnun edeceksin. Sensin ya Rabbi diyeceksin. Ben seni dinlerim ya Rabbi diyeceksin. Ne olursa olsun fark etmezceksin. Mevla seni memnun etmeyecek ha. Öyle şey olur mu ya? Mümkün değil. Rabbim bu yolda bizlere başarılar nasip etsin. Edeceğiz inşallah. Hayatımızın her alanında bize yakışır. Ama o neden, bu deden var senin gibi seni ben seni biliyorum. Sen de var ya, ne var biliyor musun? Hocam yapacağım da diyor adam he. Ama komşu ne der? Hanım ne der? Annem ne der? Bilmem ne der. Ya ne derse desin be kardeşim. Ne diyecek? Ne diyecek ya? Ne diyecek ya? Boş versin onları ya. Allah ne der Allah. Ona bakacaksınız. Nasıl tarif ettim sizi? sesin çıkmıyorsun. Korkuyor musun? <laughs> Hanımları değil Celal'de biraz rengini zattı galiba. Bir şey olmaz korkmayın ya rahat olun. Burada kadınlar kısmında yok kimse yok. Rahatız yani. Rabbim hepimizi muhafaza etsin. Gerçekten laf dinleme kabiliyetimiz artırsın inşallah. Evet şimdi bu Risale-i edepten bahsetti. Şu edeplere dikkat etmemizi söyledi. Bir, kimsenin arkasından gıybet etmeyeceğiz inşallah. İftiraya düşmeyeceğiz. Tamam. Aleyhinde konuşmayız kimsenin. Bu bir. İkincisi sabredeceğiz. Hem de. Hatta seni de kötülese bile seni hakkında konuşsa bile yine biz onlar hakkında aleyhinde konuşmayacağız. Hatta onlara teşekkür edeceğiz. Niye? Günahlarımız aldı diye. İşlerimizi Mevla Teala yürüteceğiz. Gönlümüz geniş olacak çünkü. Niye? Rabbimizi memnun edersek Allah da bizim gönlümüzü yapacak. Genişletecek. Tamam. Bir de var olanla yetineceğiz. Anlayalım ne edeceğiz? Az mıcaz yani? Az mıcaz? Allah verdiyse elhamdülillah diyeceğiz ya. Şükürler olsun diyeceğiz ya. Bak ya. hele hele bu zamanda var olanla yetineceğiz. Fakirlikle övüneceğiz. Bu zor. Bunu hızlı geçelim. Hocam olmaz mı? Bu zor. Açık söyleyeyim. Çünkü Efendimizin bir başka ifadesi var. Az kalsın diyor. Fakirlik diyor. Küfür olacaktı diyor Efendimiz ya. Yani insanlar o kadar fakirliği ne görecekti Allah muhafaza etsin? Hakir görecekti yani. Fakir olmayayım diye her türlü Allah muhafaza her türlü yola başvuracaktı Allah muhafaza etsin. Belki de o durumda mıdır insanlar bilmiyorum ben. O kadar söyledim ben size. Bir takip et ama. Fakirliği hiç kimse ne yapmayacak? O hale gelecekti ki nerede? Hiç benimsemeyecekti yani. Rabbim hepimizi muhafaza etsin yani. O da tehlikeli. Evet şimdi ayetlerimize geldik. Mevla Teala buyuruyor ki Esra'yı da bilir. Bu sabah 60 şerifte okundu bu ayetlerim ben. Öle Ve la tegulü limen fî sevilillâhi emvâd. Allah yolunda diyor, ölenlere diyor, ölü demeyin de aslında Allah. Ne yolunda ölmüşler bunlar? Allah. Allah yolunda. Eğer gerçekten Allah rızası için, Allah'ına uygun, Allah'ın memnun olduğu şekilde ölenlere ne demeyin diyor Hazreti Allah? Ölü demeyin. Bel ahya onlar diridir diyor hasta Allah. Velakin la teşruun. Ancak siz anlayamıyorsunuz, şüre demiyorsun, edemiyorsunuz, hak edemiyorsunuz diyor hasta Allah. Siz anlayamıyorsunuz onları. Bedir'de 70 tane gavur. Bedir ilk savaş biliyorsunuz. Kafirler Müslümanlara saldırdı. Mekke'de hazırlandılar. Müslümanlar özen yürüdüler. Müslümanlar ilk önce saldırmadı. Kafirler saldırdı. E peygamber hayatına baktığımızda devamlı da bu böyledir yani. Hep kafirler ne yapar? Hazırlık yapar. Müslümanlara saldırır. Hep böyle olmuştur. Sonra Müslümanlar da ne yapar? Savunmaya geçer. En netice müşrikler ne yaptılar? Aşağı yukarı 950 kişilik bir ordu hazırladılar. Kaç kişilik? Sahabe-i Kerim'e 313 kişiydi. 313 kişilik bir orduyla sonra Bedir'de karşılaştılar. Ve orada 70 tane ileri gavur Ebu Cehil'in içlerinde olmak şartıyla hepsi orada ne yaptılar? Geberdiler. Öldüler yani. Sonra Efendimiz onları hepsini kuyuya doldurdular onları. Efendimiz onlara sesleniyor. Diyor ki işte isimleriyle beraber işte Ebu Cehil'e isimleriyle hepsine gördünüz mü diyor gördünüz mü? Ben size gördüm ki Allah bir ben onun peygamberi Muhammed Mustafa İslam hak Kur'an-ı Kerim'e inanın. Emirleri dinleyin. Yasaklarda kaçın. Gördünüz mü? Efendimiz onlara oradan hitap ediyor. Hazreti Ömer geldi ya Resulallah dedi. Bunlar duyulur dedi. Bunlar duymaz dedi ya. Bunlar öyle duymaz ya Resulallah dedi ya. Efendimiz diyor ki ya Ömer bunlar dedi senden daha iyi duyuyorlar dedi, bunlar dedi. Kimden daha iyi duyuyormuş Dirilerden daha iyi duyuyorlarmış ya. Çünkü orada bir meşguliyet kalmadı artık. Hesap var, hesap var. Gel bakalım buraya. O yüzden güzel insanlar, kıymetli insanlar. Ki bunlar kafir tarafında olanlar. Öbür taraftan münafıklar dedi ki, dikkat edin. Uğut'la. Nerede? Uğut'la. Uğut'la da biliyorsunuz 3000 bin kişilik orduyla Uğut'a geldi. Müşrikler. Kaç bin kişilik? Ondan sonra peygamber sahabesi de peygamberimiz de 950 kişiyle yola çıktı. Kaç kişiyle? Kişi. 300 kişi yarı yoldan vazgeçti arkadaşlar. Anlıyor musun? Kaç kaç kalık? <laughs> yani 300 tane münafık çıktı aradan. 300 münafık. Yani 950 yani 3'te biri münafık çıktı be kardeşim ya. Rabbim hepimizi muhafaza etsin ya. Sen ne anlatıyorsun ya? Ki Uhud'u bilir millet. Yürüme mesafesi en fazla 45 dakika. Atla gitsen 10 dakika. Yani 20-25 dakika sonra 350, 300 tane münafık geri döndü. Sonra o münafıkla ne diyor biliyor musun? Diyor ki eğer diyor gitmeseydiniz diyor. Oralarda öldürülmeyecektiniz diyor. Eğer levha ma Yani bizi dinleseydiniz diyor. O münafıklar Müslümanlara. Siz diyor bizi dinleyin. Orada bak 70 tane haşa. Onların ifadesini söylüyorum. Boşuna orada ölü verdiniz diyor. 70 tane biliyorsunuz şehidimiz var Uğut'ta. Kaç tane? Onun da sebebi biliyorsunuz normal şartlarda kazanılmış bir savaştı. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın bir sözü de yapıldı? Bir sözü yere düşürüldü. O söz yere düşürülünce onun karşılığında 70 tane büyük sahabe, büyük sahabe şehit oldu arkadaşlar. ya. Niye? Peygamber sözü yere düştüğünden kaynaklandı arkadaşlar. Yoksa savaş bir anda kazanılmıştı ya. 650 kişi bir anda 3000 kişi püskürtmüştü kaçıyorlardı. Kaçıyorlardı geri döndüğe gidiyorlar kaçıyorlar. Ama o 50 tane aynı tepisinde uçulama Efendimiz buyurdu ki arkadaşlar güzel insanlar sakın ha benden haber gelmeden oradan inmeyin dedi be. Ya bir söz yere düştü 70 tane şey. Şimdi binlerce sözler sürünüyor sürünüyor. Sürünüyor yerlerde sözler yerlerde sürünüyor. Rabbim inşallah kurtarsın bizi inşallah. Amin. Netice itibariyle ne diyor o münafıklar? Münafık, münafık. Bunu unutma ifadeyi. Hocam niye böyle diyorsun? Bugün de lazım, bugün de lazım bu. Allah yolunda, vatan uğrunda şehit olanlara bakıyorsun ki hala birileri hala ya kardeşim Ailene, kızına, bir memsulüne boyunan namusunu mu ediyor bu insanlar senin? Bunlar bu yolda şehit oluyorlar. Sen hala laf söylemeye ya. Bunlar münafık da Bunlar daha ileride bunlar ya. O yüzden insan konuştuğu ifade dikkat edecek ya. Allah hepimizi uyanmayası biz. Belli eksikler olabilir. Ama o eksiklikler üstüne kalkıp da sen kalkıp da vatanı uğrunda feda eden canlara canlar feda ediliyorsa, gerçekten namusu uğrunda canlar feda ediliyorsa sen buna laf söyleyemezsin. Sen buna laf söyleyemezsin. Söyle sen de ben de sana söylerim işte. Ne oldu belli dillerim. Allah uyanmayı nasip etsin. Hepimiz mahvoldu. Bak münafıklar ne diyor? Eğer diyor gitmeseydiniz diyor, bize itaat etseydiniz diyor, ölmeyecektiniz diyor. Allah ne buyuruyor? Onlara öyle demeyin. Onlar öyle değil. Onlar diyor benim tarafından rızıklandırılıyor diyor. Belahiyahun inde Onlar benim tarafından rızıklandırılıyor diyor. Rabbim uyanmayın sizimiz. Bu işin ciddiyetini hakkıyla anlamaya bize ikram edersin. Türkiye'mizde de bir akım başlatmaya çalışıyorlar. Ama Allah bugüne kadar fırsat vermedi. İnşallah yine fırsat vermeyecek. İnşallah. Bizim asil halkımız Allah'ın izniyle bunların oyunları yemez. Yemez Allah'ın izniyle. Bir akım başlatmaya çalıştılar. Nedir o akım? Yani peygamberi dahi, peygamberi dahi ortadan kaldırıp sadece sanki haşa Allah tanırım, peygamber bile tanımam mantığına getirme tehlikesine götürüyorlar yani. Allah muhafaza etsin. O yüzden dolayı inşallah böyle akımlara ne yapmayacağız? Kulak vermeyeceğiz. Asilliğimizi muhafaza edeceğiz. Bir takımları var Allah muhafaza onlar da tek film yapmadı. Şükürler olsun ey. O da sahabeyi kerama küfredenler. Sahabeye ne yapanlar? <laughs> Ayşe annemize, Hatice, Hazreti Ebu Bekir Sıtık Hazreti Ömer'e radıyallahu anh, Osman'a ve bu gibi sahabeye küfredenler. Elhamdülillah onlar da tutmadı. Tutmaz Allah'ın zihni. Bunlara ne yapıyor kulak? Zaten bunlara kulak verdik mi bil ki birliğimizi beraberini bozarlar. Allah muhafaza etsin. Ama elhamdülillah halkımız bunları ne yapmadı? Yemedi yemez de inşallah. Rabbim inşallah bu işin ciddiyetini anlamaya hepimize ikram etsin. Kendisine hakkıyla teslim olmaya hepimize nasip etsin. Mahcup olacak haline düşmekten bizlere muhafaza etsin. Mevla Teala hepinizden razı olsun. Olayları Kur'an açısıyla nasıl bakmamız gerekiyorsa, Kur'an ölçüsünde, peygamber ölçüsünde nasıl bakmamız gerekiyorsa, o bakış hepimize ikram etsin. Mevla hepinizden razı olsun. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة منجية من عذاب الله ونشهد أن سيدنا محمد عبده وحبيبه ورسوله داعينا إلى الله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين صلى الله العظيم وقال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه Sadaka Resulullah fîmâ gâl, nebi, ve Aziz ve muhterem Müslümanlar. Mevla Teala Kur'an-ı anda beş şeyle bizi imtihan edeceğini beyan ediyor. Hem de imtihanın ölçüsünü de şöyle beyan ediyor. Yeminle söylüyor Hazreti Allah. Beş şekilde imtihandasınız diyor. Şimdi herkes bu beş şekildeki imtihanına bir baksın. Gerçekten nasıl imtihanı başarıyla mı tamamlıyoruz? Yoksa başarısızlıkla mı yürüyoruz? İnsan kendini kontrol etmesi lazım. Şimdi Mevlamız sayıyor. Bir. Öyle billah. Ve le nebluvennekum bir şeyim yel havf. Birinci madde. Korkuyla imtihan edeceksiniz diyor Mevla Teala. Gerçekten. Allah'tan mı korkuyorsunuz? Yoksa Allah muhafazasının Allah'ın dışındaki bir takım şeylerden mi çekiniyorsunuz? Korku durumunuz nedir? Yaşantı tarzındaki ticaretiniz olsun, hayatınızda olsun, çocuk yetiştirmeniz olsun, nerede olursa olsun gerçekten içinizdeki korku nedir? Hakikaten bu korkuyla alakalı durumunuz nasıldır? Bir bakın bakalım diyor Mevla. Bunun da imtihandasınız. İkinci imtihan verilecek. Açlıkla imtihan edeceksiniz diyor Mevla Teala. Açlık da korkusu da verilecek sana. Bakacaksın aç kalırım. Açıkta kalırım. Kaç yaşındasın diye sorsan kendine. Ne diyeceksin ki işte falan işte. Bugüne kadar aç kaldın mı? Aç zaten Allah seni bırakacaksa zaten aç kalacaksın sen ya. Ya Allah senin hakkında açlığı koyduysa bitmiştir bu iş zaten aç kalacaksın ya. Hoca açlıkla ölmek var mı? Açlıkla ölmek olmaz. Açlıktan ölmek olmaz. Hoca nasıl? Açlıktan ölmek olmaz. Eğer açlık sebep olacaksa o zaman her tarafında, her tarafında nimetler olsa yine açlıkla öleceksin. Ama açlık değildir yani. Ne? Vaktin geldiğinde ölürsün. Vaktin geldiğinde ölürsün. Ama öyle bir korkuya kapılmışsın ki işte şunu şöyle yapmazsam aç kalırım. Bunu böyle yapmazsam evladım aç kalır. Evladımı şöyle yetiştirmezsem şöyle olur. Bilmem şöyle olur. Ya öyle bir şey yok be kardeşim. Kendini ne kandırıyorsun ya? Mücadeleni Allah için vereceksin. Gayretini göstereceksin. Ama Allah'ı daratmayacaksın, Mevla Teala'nın rızasının dışarı çıkmayacaksın. İbadetlerine dikkat edeceksin. Açlık korkusu üstünden ibadetlerini terk etmeyeceksin. O yüzden dolayı güzel insanlar, kıymetli insanlar. Mevla Teala bu konuda da diyor sizi ne yapacağım diyor. Açlıkla diyor imtihan edeceğim diyor. İmtihan bu. O yüzden bu imtihanı kazanmak lazım. Ve naksın bir de diyor diyor Mevla Teala mal noksanlığı. Yani malım eksilecek, malım gidecek, helak olacak, şöyle olacak, böyle olacak. Bir korku Böyle de onda da sen neredesin diyor Mevla'ta imtihandasın. Malın eksilmez. Allah yolunda malını harcarsan malın eksilmez. İki tane melek görevlendirdim diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor. Mevla iki tane melek görevlendirdi. İki melek. Her sabah o gün melekler ya Rabbi diyor ya Rabbi. Senin yolunda verenlere sen de ver. Öyle dua ediyor. Senin için verenlere sen de ver diye dua ediyoruz. Bir diğer melek de Ya Rabbi senin yolunda kızanlara sen de onlarda kız. Sen de onlarda kız. O yüzden güzel insanlar, kıymetli insanlar Efendimiz tarif ediyor. Olay bu. O yüzden kimse kendini kandırmasın. Eğer malın eksilme durumundaysa zaten sen ne yaparsan yap o eksilir. Ama bu imtihandır. Sen eğer Mevla Teala'yı memnun edersen malın da eksilmez. Daha diyor İmam-ı Azam Hazretleri demişler ki bir gemi battı hayırlısı olsun demiş. Mevla diyor olur ama içindeki bütün mal sizin efendim. Ticaretçi gitti. Hayırlısı olsun. Mevla diyor olur. Efendim demişler yanlış anlaşıldı. Sizin gemi değilmiş. Sizin, sizin malı giten gemi değilmiş. Başka bir gemiymiş. Hayırlısı olsun. Önemli değil. Tam aynısı ya. İmam Azam Hazretleri Aynısı dönüyoruz maşallah. Maşallah. E bir bak bakalım kendine be. Yanlışlıkla böyle değil gibi battı Ne diyorsun sen? Kafayı sıyırır adam. Niye? Ya işte ya bırakma kardeşim ya. Bırak Allah rızası için ya. En netice öyle veya böyle Hazreti Allah zaten bir türlü seni rızıklandırıyor ya. Ama maalesef öyle bir haldeyiz ki Ufacık ve tahammülümüz yok ya. Bak dikkat et. Demek ki korku, açlık ve mal eksikliği ve nefislerinizle imtihandasınız. Nefislerinizle imtihandasınız. Bu nefisleri Allah'a emirlerde mi kullanıyorsunuz? Yasakların gerçekten yasaklarda mı kullanıyorsunuz? Durumunuz nasıl? Hep imtihandayız. Emirleri yapacağız. Yasaklardan kaçacağız. Yoksa bu nefis hep nefis yasakları ister. Hep nefis böyle bakmışsın öyle hep yasakların yolunu açmaya çalışır. Ama imtihanda olduğunu bilirsen sen yol vermezsin. İmtihanda olduğunu bilirsen sen yol vermezsin. Ama Mevlamızın bir başka ayeti gelmesinde ve ne bir <laughs> şerri ve hayri fitne Allah. Sizi diyor hayırla da diyor imtihan edeceğim. Şerle de imtihan edeceğim. Hayırla demek Vereceğim sana bol mükafat. Sıhhat, afiyet, güzellik, bol mükafat, bol nimet. Ama imtihandasın durumunda. Bakalım nasıl kullanacaksın? Bakalım nasıl kullanacaksın? Ben salebe var ya peygamber sahabesinde bir tane salebe vardı. Terso o. Bir lirası yok cebinde. Hep aç. Ama hep camide. Ben bunu hep dinliyordum. Açık söylüyorum. Dinliyorum ya yani ben bunu. O anlatıyorum. Salibe geliyor peygamber diyor ki ya, ya Resulallah diyor çok ters biliyorsun diyor hiçbir şey yok. Bir şeyler olsa diyor ya Resulallah. E ne yapacaksın? E gelen misafirlerine vereceğim, ikram edeceğim, sağa sola dağıtacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Salibe isteme diyor be. Sen isteme diyor. Gidiyor geliyor yine aradan bir zaman geçiyor yine geliyor. Ya Resulallah diyor biliyorsun diyor tersuluk Ona cami kuşu diyorlarmış. Cami kuşu. Resulallah diyor ki sen istemediği diyor isteme isteme isteme. isteme Üçüncüsünde geliyor. Bu sırada diyor ki Ya Rabbi diyor. Sahabe istediğini verdi. Buna bir vermeye başlıyor. E, sahabe buyuruyor ki onu onun kadar hızlı zengin onu görmedik. Öyle mal olmuş ki Medine'ye sığınmayınca Medine'nin dışına çıkmaya başlamış. Cami bu sabah başlamış. İlk önce sabah namazları. Derken yatsılar. Derken akşam. Derken öğlen ikindi. Zaten Medine'den ulaşıyor. Uzaklaşıyor. Derken cumacı oluyor. Sonra cumalarda terk ediliyor. Ben bunu böyle anlatırım. İnanın böyle. Anlatırım. Ama ya böyle olur mu diye düşünürdüm kendi kendime. Sonra çok yakinen tanıdığımız birisi ismini vermeyeceğim şimdi ismini veremem ama çoğu arkadaşımız biliyor. Terso bir yok bir yok. Bir yok. O hep bakıyorsun etrafımızda. Camimizde, cemaat, devşirurumda burada filan. garibibe be. O bir yerden hiç ummadığı yerden canlı geldi. Hiç ummadığı yerden. Yok. Piyasada yok. Piyasada yok. Otel su. <laughs> yok yok. Yok şu anda yok. E, ne oldu? E canlıyı buldun. E ne oldu şimdi? Canlıyı buldun. Cami gitti. Allah muhafazasın. Daha neler gitti. Daha neler gitti. O yüzden güzel insanlar kıymetli insanlar. Bu nefis acayip. Yakışmıyor bazına, yakışmış. O sahibe yakışmadı. Ne demek? Sen isteme diyor. Sen isteme. Niye? Sana yakışmıyor çünkü. Bu çakır. O yüzden Mevla'nın sana verdiğine razı olacaksın. Hoca olsun da bak göreceksin beni. Hiç görmeyeyim seni. Aman gözünü seveyim. Böyle idare et. En netice diyor Mevla Teala. Bir de meyvalıklarınız da diyor. Meyvalıklarınız yani ticaret mallarınızla, meyvalarınızla, şunlara onlar da imtihandasınız diyor Mevla Teala. Bu beş tane şeyde imtihandasınız ve beş yılı sabirin sabredenlere müjde olsun. Eğer bu imtihanda başarılı olursanız dünyanızı da ahiretinizi de kurtarırsınız. Efendimiz buyuruk sallallahu aleyhi ve sellem. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahi ma yuhibbe li Efendimiz ifadesiyle. Şu hadis-i inşallah kafanıza tutun. Kendi nefsin için istediğini anlayamayın. Kendi nefsin için istediğini kendi mümin kardeşin için istemedikçe iman sahibi olamazsınız. Hakiki iman deniyor ama onu tabi biz ekliyoruz galiba. Yoksa netice itibariyle la yükmin ifadesi var. İman sahibi olamazsınız diyor. Ama tabi yine hep de adamları milleti dışarıya bırak bırakılmasın diye ne diyor? O ila, ilim sahipleri diyor ki hakiki iman sahibi. Sulhura tabi iman olur ama hakiki iman olmaz deniyor. Niye? Kendin için istediğini kardeşin için ne yapmadıkça istemedikçe. Hakikaten ister misin? sende olanın kardeşinde olsun. İstiyor musun yani? Yoksa öyle hep bende olsun. Rabbena keser gibi hep kendine doğru yontuyorsun. İnsan bir kontrolden geçirmesi lazım. O yüzden güzel insanlar, kıymetli insanlar. Dünyaya bir kere geldik. Gelin bu işi kazanalım inşallah. Ela inna ahsene kelam ve abu ala l-ubam kelamullahi l-mekra zallam Allah-u Teala tebareke fil kelam ve izâ gura'l-gur'an fil semâ ulehu asfirâli fil turhamun isra'yı l bismillahirrahmanirrahim ya yuhalladina amen ve afu bil uqud. Ey madenler Allah'a vermiş olduğunuz sözleri yerine getiriniz. Ve <laughs> adak Allahu lena ve الحمد لله حمدا والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه تكريما لفخامة شأن شرف صفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد Kemal sallallahu aleyhi ve sellem İbrahim ve aleyhi ve sellem İbrahim'in kemal mecid. Allahumme barik ala sayyidina Muhammed ve ala sayyidina Muhammed kemal barik ala sayyidina Muhammed ve ala sayyidina Muhammed kemal mecid. Allahumme ansur men nasat in vakhdil vakhdil muslimin. Allahumme aziz islam el muslimin. Allahumme qahhir el kefret ve el fecret ve el mulhidin. Allahumme eshhed el zalimin bi zalimin ve khrijna min bainihim salimin. Selamun aleyhi ve sellem Rabbil Kıymetli cemaat bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu cumaya geliş alışkanlıklarınız biraz daha ne yapın? Ne olur lütfen kelamen biraz daha değişikliğe uğratmaya çalışın. Zaten haftada bir camiye doğru düz geliyorsun Acık söyleyeyim. Yanlış anladım. Başka camiyle gidiyorsunuz inşallah. Beş vakitte gidiyorsunuzdur ama. Hiç olmazsa camiye geldiğinizde şöyle. Ya bu cumada, bu cumada bir tane eksiğimi tamamlayacağım. Bu niyetle gelelim ya. Ama unutmayın ki bak bir cumada bir eksiğinizi tamamlamış olsanız. Bir cumada 52 tane seyrede neymiş tam, tamamlamış olursunuz? 52 tane eksiğini tamamlamış olsun. Evliya oldun ya. Daha ne be kardeşim? 52 tane ya. Bir tane ya haftaya bir tane. Basit gelmedi sana. Rahmetli zorucumuz Allah rahmet eylesin. O zaman 96, 98'de vefat etti. Yani o aşağı yukarı bak yani 19 sene olmuş. O zaman derdi ki şu kapıya geldiğimizde yani Efendi tanıştığımızda 25 sene olmuştu. O zamandan bahsediyorum. 25 sene derdi. Her gün bir kelime öğrenmiş olsaydık derdi. Dikkat et. Her gün kaç kelime? Bir kelime. 25 sene. Bir hesap et bakayım. Kaç binlerce kelime olacaktı. O yüzden her hafta bir tane Ben anlatılanlardan bir tane eksimi tamamlayacağım ya. Yemin ediyorum sana bir senede Allah'ın izniyle hiçbir bitiyor Allah'ın Evliyadan hemen falanca zat. Ama öyle bir hale, hale getirmişsiniz ki Cuma'ya gelecek. Hoca, hocaya da alıştınız zaten. Hoca öyle ne yapacak işte bir rüzgar yapacak. Ondan sonra bir de dinleyeceğiz işte. Sonra evet gidecek. Tamam. Bu mu? Bu. bu değil ya. Bu değil ya Cuma. Ya Cuma bu değil ya yapma ya. Gerçekten burada anlatılanları hayata geçirmek için konuşuluyor. Yoksa öyle kalkıp da dinleyin de herkes bilsin yapsın, bildiğini yapsın. O mantıklar değil arkadaşlar. Güzel insan. Sayyidu bismillahirrahmanirrahim. İnna allaha ya'muru bil adli ve'l ihsani ve itaiz <laughs> gulba ve yanha 'anil fahsai ve'l münkeri ve'l bagy. يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صلى الله عليه